Sokak TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Her çarşamba akşamı olduğu gibi yine değerli hocamız Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ile beraber Kitaptan Aydınlığa programında ekranlarınızdayız, karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Programa başlamadan önce sosyal medyadan pek çok sizi dinleyen, takip eden insan bana ulaşıyor, mesajlar atıyor. Hmm. Öncelikle onların selamlarını, hürmetlerini, saygılarını size ileteyim. Üstümde kalmasın selamları hocam. Benimkileri de onlara iletelim. Peki. Özellikle hatta Lütfü Özmen, kendisi bizi izliyorsa istikrarla takip ediyormuş sizi 15 senedir. Hocamın sayesinde ben Kur'an'a vakıf oldum, öğrendim, hala da öğrenmeye çalışıyorum onunla. Lütfen ellerinden öpün, hürmetlerimi, saygılarımı kendisine iletin demiş. Ben de kendisine söz verdim, buradan da ileteyim. Tamam. Onun gibi tabii pek çok daha mesaj alıyoruz. Güzel mesajlar geliyor hocam. Sizinle ilgili bana da ulaşıyorlar. Elinizde son kitabınızı görüyorum. Evet. Deizm. Bugün bir evladımız daha doğdu. Hayırlı olsun hocam. Çok değerli bir evlat bu. Uzun zamandır bekleniyordu. Evet. Çok çok... Şimdi arkadaşlar bunu bir gösterin, görün. Bu uzun zamandır beklenen, habire sorulan deizm kitabı. Tam adıyla Tanrı'dan başka insanüstü tanımayan inanç, deizm. Çok da merak ediyorum burada, hocam, dediğiniz gibi bu konuya nasıl yaklaştınız? Bu deizm konusunun teoloji yani ilahiyat ve felsefe açısından tahlili var. Zaten parantez içinde koydum onu. Teofilozofik bir tahlil diye. Hı hı. Şimdi burada teolojik açıdan yaklaşma deyince öncelikle Kur'an-ı Kerim penceresinden bakışı kastediyor. O yapılmıştır burada. Şimdi bu deizm bilinmiyor bizde. Yani bu konuda yazan akademisyen insanların da okudum yazdıklarını. Üzülerek söyleyeyim ki meseleden bir haberler. Kimi deizmi ateizmle karıştırıyor. Evet. Kimi herhangi bir felsefi disiplinin içine koyuyor. Dinle hiçbir ilgisi yokmuş gibi filan. Hayır. Deizm Allah'a imanın samimiyetini, asaletini, nezahetini zedelemeden, onu koruyarak taşımak için mücadele veren insanların meşrebi ve felsefesidir. O zaman bunlar niye dine karşı? Dine karşı değil, dini temsil edenlere karşı. Onlara Kur'an da karşı. Dini temsil edenlere Kur'an kadar karşı olan ne bir kitap vardır ne de kişi. Ben bunu nasıl anlatayım? Kur'an'ın neresini anlatayım? Kur'an'da böyle bir devrim var, böyle bir şey var orada. İnsanlık tarihinin en ciddi, en ağır, en sarsıcı din eleştirilerini ve din adamı eleştirilerini yapan kitap Kur'an'dır. İkincisi de yoktur. Bu ne demektir ya? Din kitabı diye bilinen bir kitap bunu yapıyor. Bu öyle göz ardı edilecek, görmezlikten gelinecek bir şey mi? Ben burada bir yerde diyorum, keşke deistler Kur'an'ı tanısaydı. Tabii İslam dünyasında
burada veriyorum. İslam dünyasının adı konmamış deistleri Kur'an'ı da bildikleri için onlar o bakımdan şanslı. Ama deizmin o kelimeyle felsefeleşmesinin ana vatanı olan Avrupa'da ki deistler, ki hepsi büyük beyinli, büyük ruhlu, büyük vicdanlı adamlardır, İşi bilmiyorlar. Kur'an'dan haberleri yok. Kur'an'dan haberleri yok. Yok. Aydınlanmacı filozofların hiçbirinin Kur'an'dan haberi yok. Ne yaptı bu Müslüman ümmet? Allah aşkına ben dünyaya soruyorum. Ne yaptı bunlar? Bunlar o ülkelerde gidip kaleleri fethedip, hazineleri talan edip, elin günün karısına, çocuğuna musallat olmak dışında asırlarca ne yaptılar bunlar? Bu kitabı tanıtmak için oralarda. Talan, yağma, tasallut, tagallup, toprak gaspı, başka bir şey yok. Ve bunun adı ilahi kelimetillah, cihat. O cihatlarla buldun mu belanı? Şimdi bak, o ezip horladığın insanların kapılarında köle gibi sürünüyorsun. Maalesef. Şimdi deistlerin derdi şu. Bu dini temsil edenler, Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanıyla. Bunlar Allah'ın belası, sömürücü, tahakkümcü, riyakar bir güruhtur. Bunların temsil ettiği dini biz hayatımıza sokmak istemiyoruz. Bize Allah yeter diyor. Beni de rahatsız ediyor ama Kur'an'a dönüp bakıyorum. Sen ne dersin diyorum. Rehber. Diyor ki, evet, keşke böyle olmasa. Benim getirdiğim dini bu pis heriflerden, bu aşağılık heriflerden değil de benden öğrense yaşasalar ama bunu yapamıyorlar diye onların Allah'a olan samimi inançlarını karşılıksız bırakmayacağım. Allah'a imanlarını samimiyetle korudular mı ben onları diyor kurtaracağım, ebedi hayatları kurtulacaktır. Bitti. Peygamber de aynı şeyi söylüyor. Ki bu arada hocam siz deist müminler tanımını kullanıyorsunuz. Gayet tabii. Şimdi mümin olmayan cennete giremeyeceğine göre, Allah'a imanını koruyan, başka hiçbir şey olmasa cennete gideceğine göre akıbetinde hesap sorarlar. Belki biraz azap da ederler. Ayrı dava. Ebedi kurtuluşu sağlanacak ama. O zaman o da mümin. Ben deist müminler diyor. Tabii. Çok nasıl söyleyeyim? Olmazsa olmazları kurtaran müminler bunlar. Mükemmeli yakalayamıyor. Onu yakalaması için Kur'an'la dostluğu olması lazım. Kur'an'ı kim götürdü bunları anlattı? O topraklarda bir sayfa Kur'an anlatıldı mı? Eşkıyalıktan, tagallüpten, tahakkümden, tasalluttan, çapulculuktan başka ne sergiledi orada senin Osmanlı 6 asır? Alın İvo Andriç'in Dirina Köprüsü'nü okuyun. Meme'deki, Kumdak'taki çocukları ellerinden alınıp, devşirilip İstanbul'a getirilen annelerin ellerini açıp göklere ettikleri bedduaları. Tuttu mu? Tuttu o beddualar. Çünkü yapılan zulümdü. Ve bir de utanmadan bunu meziyet diye satıyorlar dünyanın önünde. Dünyanın iyice nefretini celbediyorlar. Şimdi deizm kitabı benim gurur duyduğum kitaplarımdan biri. Ve bizim kültür, Türk-İslam kültür tarihimizde böyle bir kitap yok. Ben daha cesaretle bir şey söylüyorum. Buradaki teofilozofik tahlilleri dikkate alırsak,
Böyle bir kitap felsefe tarihinde de yazılmadı. Orada da ilktir. Kısaca bu benim evladım, bu yavrum, bu muhteşem bir kitaptır. Evet, merak ettim. Arkadaşlar bir daha gösterin. Bu muhteşem bir kitaptır. Tek kelimeyle. Şimdi bazıları bu sözümden uyuz olur. Olsunlar. Onlar zaten 40 senedir kaşınıyorlar ben konuştukça. Kimisinin uyuzu bir mertebede, kimininki başka bir mertebede. Kaşınmaya devam etsinler. Benim yapacağım bir şey yok. Kronik alerjileri var demek ki hocam. Evet. Allah şifa versin. Evet. Şifa dileyelim onlar için de. Şimdi geçelim. Evet, başlayalım isterseniz. Koyunlarımıza, Fransızlar sadede gelelim anlamında. Revenons à nos moutons derler. Koyunlarımıza dönelim. Koyunlarımıza dönelim. O kullanılır tabii mecazi. O sadede gelelim demektir. Şimdi biz de koyunlarımıza dönelim, sadede gelelim. Sen bak bakayım şu sendeki meal kaçıncı baskı? Bendeki kaçıncı baskı? 83 hocam. Tamam. Problem yok. Peki o zaman Kalem suresinde 15. ayette kaldık. Yine izleyicilerimize de söyleyelim. Alak suresiyle başlamıştık ayetlerin iniş 15'te sırasına 15'te mi göre. Kaldık kız 14'te mi? 14'ü okuduk hocam. Okuduk. Mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş dedik. Ha, 14'te girdik. Evet. Şimdi kaldık. O saydı ya şunlara itaat etme. Şu. Bütün olumsuzluklarını, rezilliklerini saydı. Şimdi diyor ki onlar bütün bu olumsuzlukları 8-10 tane mal çokluğu ve kelle çokluğu, evlat çokluğu, yalaka çokluğu, güruh çokluğu ile örtmeye çalışırlar. Evet. Şimdi nasıl yapıyorlar bunu onu verecek. Evet hocam yine hatırlatalım istiyorum ama izleyicilerimize eğer Alak suresiyle başladık. Kalem suresinde geçen hafta kaldık. 15. ayetteyiz. Eğer izleyemeyenler varsa Sokak TV'nin YouTube adresinden de hocamızın yorumlarını izleyebilirler oradan da. O zaman 15. ayetle okuyorum hocam. Başlıyorum izninizle. Ayetlerimiz ona okunduğunda şöyle der. Daha öncekilerin masalları. Hep böyle. Yeni bir şey geldi mi, ya biz bunları çok dinledik. Öncekilerin masalları. Bütün peygamberlere bunu söylediler. Hadi canım. Muhammed diye, ondan önce İsa da dedi, Yahya da dedi, Musa da dedi. Boş ver bunları. Hep böyle demişlerdir. Evet. Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız. Burnunu sürteceğiz. Hortumu senesi mi hum alel hortum diyor. Nesimuhu fiilini kullanmış. Veseme kökündendir. Aynı zamanda damga manası var. Bir de hortumunu tıkama anlamı var. Yani nefesini keseceğiz. Evet. Biz onları o bahçe sahiplerini belalandırdığımız gibi belalandırdık. Hani onlar sabaha çıktıklarında bahçeyi mutlaka kesip biçeceklerine yemin etmişlerdi. Şimdi burada gene metaforik ifadeler. Bu Kur'an'ın üslubu, bu Kehf suresinde de bu bahçe sahipleri gelecek. Esas orada daha ayrıntılı. Şimdi nedir bunlar? Zengin topraklarıyla. Zirai mahsullerinin bolluğuyla, ürünlerinin çokluğuyla övünen ve bunlardan kimseye pay çıkarmayan ve bu güçlerine, bu zenginliklerine dayanarak adeta Allah'a ortak olmaya kalkan, onun için şirkle itham edecek onları. Hı hı. Tamam mı? Bir grup bunlar. Bunları örnek olarak verip servet ve refahla şımaran azmışlara buradan ibret almalarını söylüyor. Bakın onları
şöyle şöyle yaptılar, sonunda ne hale getirdik. Evet. Hiçbir istisna tanımıyorlardı. Bak. Bak. Hiç. Demişti ya Alak'ta. İnsan yemin olsun kudurasıya azar. Evet. İşte. Evet. Ama onlar uyumaktayken, Rabbinden gelen uyumaktayken. Ha, uyumakta doğru vurgula. Ama onlar uyumaktayken Rabbinden gelen dolaşıcı bir afet bahçeyi dolaştı da o simsiyah kesiliverdi. Büyük mahsul kaldıracağız filan. Dedim ya bu da bir sembolik ifadedir. Bunu zamanlara, daha büyük topraklara, ülke çapında topraklara teşmil edebilirsin. Cenab-ı Hak Kur'an'ın kendi üslubuna özgü bir anlatımla bize bir örnek veriyor. Daha rahat kavrayalım diye. Evet. Bir de bir kalkıyorlar ki bir afet gece gelmiş, bütün mahsul talan mahvolmuş. Olmuş. Evet. Sabaha çıktıklarında birbirlerine seslendiler. Hı. Hadi, eğer biçecekseniz ekininize erken gidin. Yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Hey, bugün oraya bir yoksul girip yanınıza gelmesin. Bak. Bak. Bütün korkuları birileri gelir, bir şeyler vermek zorunda kalırız. Bak, işte damara bastı. Evet. Evet. Sadece engellemeye, şiddete güçleri yeten kişiler olarak erkenden vardılar. Fakat bahçeyi görünce, yahu biz yanlış gelmişiz dediler. Hmm. Hayır, biz mahrum edilenleriz. Ortancaları, ılımlı olanı şöyle dedi. Ben size söylemedim mi? Tesbih etseydiniz ya. Evet. Devam edeyim mi hocam? Yani yüce değerlere saygılı olsaydınız. Tesbihi öyle eline alıp da lak 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 sayı doldurmak değildir bazı manyakların yaptığı gibi. Şimdi bir de makineler çıkarmışlar. Zikirmatik var hocam. He. Tık tık tık. Yahu. Böyle bir ruhsuzluk, böyle bir ufuksuzluk. Böyle bir din dışılık olabilir mi? Hocam onu genelde peygamberin hayatında bunlar var mı? Parmaklarınızı kullanın diyor. İlla sayı tutturacaksanız. Allah size parmaklar vermiş. Hocam yeri gelmişken ben de çok merak ediyorum. Sormak istiyorum. Bir sayı var mıdır? Yani bir sayıyı tutturmak gibi bir amaç olabilir Hayır mi? Hayır. Tamam. Sayı girdi mi şirk gelir. Sayı girdi mi riya gelir. Sayı girdi mi bedavacılık gelir. Sayı girdi mi aldanış gelir ve nefsin hegemonyası gelir. Sana o sayıyı tamamlatır. Ruhunda bir zerre izi kalmaz onun. Peki. O zaman dediler ki, tesbih ederiz seni. Ey Rabbimiz, gerçekten biz zalimler olduk. Geçmiş ola. Evet. Evet. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Hmm. Tabii. İş sarpa sarınca... Birbirlerine mi düştüler hocam? Tabii. Hep öyledir. Allah'ın kanunu budur. İş sarpa sardı mı, eski can ciğer dolması dostlar, kelle paça, evet, gırtlak yaka birbirine girerler. Her zaman olduğu gibi. O kadar evrensel ve bir metin ki... Ve Kur'an bize haber veriyor ki, mahşer meydanında da aynı şeyi yapacaklar. O onu suçlayacak, o onu. O onu suçlayacak, o onu. Böyle tablolar var, göreceğiz ileride. Evet. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Lanet olsun bize dediler. Biz gerçekten azgınlarmışız. Bak, gene o kelimeyi kullandı. Evet. Zalimiz dedi. Şimdi de diyor ki, ya veylena inna künna tağîn. Biz tuğyan eden, firavunca azanlarmışız, kudurmuşlarmışız diyor. Evet. Umarız Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz de her şeyimizle Rabbimize yöneliriz. İşte böyledir azap. Bak gene Rabbe yönelmeyi telef ettiği bahçenin, arazinin bir başkasını verme şartına bağlıyor. O derinlerindeki pislik hala duruyor.
Hala demiyor ki ya Rabbi olmaz olsun. Evet, gerçek bana, bir pişmanlık bana sen yok yetersin. O zaman burada. Hayır. Başka bir şeyi ver, ben de sana yönelim. Gene pazarlık içinde bak. Tekrar kaybını telafi etmek için. Bir adam Allah bir defa yönelim. Paraya tapmaya görsün. İflahı mümkün değildir onun. Onu ancak cehennem temizler. İşte. Evet. Evet. İşte böyledir azap. Ahiretin azabı ise gerçekten çok neyin daha azabı? Büyüktür. Ahiret. Ahiret nedir? Ahiret var da ahiret. Evet, biraz uzatmam gerekiyor da. Tamam hocam, hemen düzeltiyorum. Ahiretin azabı ise gerçekten çok daha büyüktür. Ben bu dil işini de bir gün burada masaya yatıracağım. Bu tamam, bir hocam. Facia. O kadar facia mı hocam benim? Seninki değil. Tamam. Herkes. Ben 5 yıl millet meclisinde çalıştım. Orada ben siyasi mülahaza mütalalardan değil, o dil felaketinden acı çekiyordum. Çıkıyor koca milletvekili. Diyor ki, karşısındakine lafı, sen benim muhatabım değilsin diyor. Muhatap şeddeli. İki teyle. Bilmem kaç yıllık hukukçu olduğunu bildiğimiz bir tanesi. Hangisini söyleyeyim? O gelir. Kasım ayı diyor. Kasım ayı. 1900 bilmem kaçın Kasım ayında. Ya bu nasıl bir iştir ya? Şimdi diyor, Şebbi Arus. Şebbi Arus'la da ilgili bir şey. Arus. Arus pardon. Olur mu? Şebbi Arus. Panolara bakıyorsun, işte belediyeler onlar bunlar asıyorlar. Şebi aruz. Ya aruz değil, senin dilini arı ısırsın. Aruz bir vezindir. Hece vezni, evet, aruz vezni. Bu aruz, sinle Farsça bir kelime. Düğün, şölen demek. Şeb de gece demek. Şeb diye şeddeli değil. Şebi aruz. Düğün gecesi. Mevlana ölümü bir bitiş değil, bir başlangıç, bir şölen, bir düğün görüyor. Onun için ölüm gecesine Şebi Aruz diyor. Şimdi onu Şebbi Aruz yaptılar, Aruz'un gecesi. Bir de şeddeli. Televizyon böyle veriyor bunu, koca spikerler. Hatta ankırmen midir, gıngırmen mi nedir bunların da bir kısmı senelerce. Şimdi bir de başka bir dert çıktı. İngilizcelerini getirmekte geç kaldığım kitaplar mecburen bir atıf yapacağım. Yani acil bir şey yazmam, referans göstermem lazım. Tercümesini alıyorum. Çarem yok. Ya bu ne biçim iştir bu ya? Bu nasıl bir iştir? Sen kardeşim tercüme mi yapıyorsun, kurbağaca mı öğretmeye çalışıyorsun bana? Bu ne rezalettir bu ya? Vicdan yerine törel bilinç. Al bakalım. Karakter yerine öz yapı, hadi neyse o. İdrak yerine ayırt. Aygır der gibi. Aman neler var, aman neler var, neler var. Bu nedir, bu nedir, bu nasıl bir iştir? Şimdi adamın Türkçe diye yaptığı tercümeyi okumaktansa git Çince oku. Neymiş efendim, dilde sadeleştirme. Ne sadeleştirmesi be? Dili mahvettiniz.
mahvettiniz dili. Böyle bir Arapça düşmanlığı, böyle bir rezillik olur mu ya? Sana ne Arapça dünyanın en zengin dili, Fransız Akademisi'nin defalarca aldığı karar var. Dünyanın en zengin dili Arapça. Geçmiş yüzlerce yıl, asırlarca kullanılmış, yerleşmiş, Yahya Kemal'in dediği gibi ağzımızda anamızın ak sütü haline gelmiş. Ya sen bununla niye uğraşıyorsun? Vicdan kelimesi seni niye rahatsız ediyor? Törel bilinç ne demek? Manyak mısın sen ya? Kafayı mı yedin sen? Kurbağacı. Şimdi bir de bunlar çıktı. Okuyamıyorsun. Nefretin geliyor, kusmam geliyor. Peki, devam edeyim mi hocam? Evet. İşte şimdi böyledir. Sen de öyle, ahiret. Ya ahiret. Hızlı hızlı okumaya çalışıyorum hocam, gene, hep bu yüzden hata bak, yapıyorum ben bazı burada. Bazı. Yok öyle de değil hocam. Koca milletvekili. Bazı diyor. Bazı arkadaşlar, bazı pazı. Daha neler, neler, neler. Ha. Ya meclis kürsüsü. O dediğiniz mevzu bahis konusu bile olmaz diyor. Mevzu bahis konusu. Mevzu bahis konusu bile olmaz diyor. Hocam aslında benim de burada yaptığım hata. Seninki bunların yanında ama, devede tüy. Ama hocam bu şapka işaretinin kalkmasıyla beraber ciddi anlamda özellikle ilkokuldaki çocuklar şapkaları kaldırıyor. Halayı aynı okuyorlar. Ya hala şapkaları okuyorlar. Kaldırıyor. Ya bunlar kafayı yemiş ya. Çok ciddi sıkıntı. Yeni tüye rahatlatıyor dili. Ne rahatlatması ya? Dili katlettiniz, mahvettiniz dili ya. Penguence'ye döndürdünüz. Fransız 4 tane şapka kullanıyor. Neredeyse Fransızca'da aksan der onlar ona. Onsuz kelime yoktur. Aksan tegü, aksan grav, aksan sirkonstansiyel. Şimdi böyle yazılır, böyle yazılır, böyle yazılır. Ya sizin derdiniz ne? Yani 20 tane kelimede nisbelerden aksanı kaldırdılar. Resmi, resmi. Resmi, Ahmet'in resmi, Nilay'ın resmi, Yaşar'ın resmi. Bu mu? Yoksa resmiyete ait demek mi? Resmi. Ben kabul etmiyorum bunu. Ve bütün nisbelerin üstüne şapka koyuyorum. Evet, ben de öyle yazmaya halayla halayı ayırıyorum. Adetle adeti ayırıyorum. Evet. Bunlara bakar mısın ya? Peki devam ediyorum hocam. Evet. İşte böyledir azap. Ahiretin azabı ise gerçekten çok daha büyüktür. Bir bilselerdi. Demek ki Kur'an'ın azabı, kimse yanlış hesap yapmasın, kul hakları ile ilgili, beşeri münasebetlerle ilgili kötülüklerde, suçlarda, kaydediyorum onu, ibadetler alanında değil, o ahirete. Bu dünyada başlar. Defalarca bunu söylüyor. Dünyanın azabı, ahirette de devamı. Evet. Takva sahipleri için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Ha, bu deminki adamlar gibi yapmayan, sakınması gerekenden sakınıp, sarılması gerekene sarılan demektir takva sahibi. Takva sakınmak anlamındadır. Onu korku anlamında çeviriyorlar, hiç alakası yoktur. Takvanın kökü olan tuka hiçbir zaman korku anlamı taşımaz. Korkulacak şeyden sakınma anlamı taşır. Evet. Biz Müslümleri, Allah'a teslim olanları, işte mesela, mücrimler, suçlular gibi yapar mıyız? Efe nec'alül müslimine mücrimine kel
اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ Müslim, Müslümanın Arapçası. Biz Farsçadan aldığımız şekliyle Müslüman diye kullanıyoruz. Biz diyor, Müslümanlara mücrim, ağır suçlar işlemiş insanlar muamelesi yapar mıyız? Biz zalim miyiz? Şimdi, bugünkü İslam dünyasına yapılanlara, Allah'ın reva gördüklerine bak. Şimdi bu ayeti de dikkate alarak söyle bakalım. Bunlar Müslim mi, mücrim mi? Mücrim. Buradaki ifadeye göre şimdi sen maun talanları yapıp lanetleneceksin Kur'an tarafından. Kıldığın namazlar da lanetlenecek. Maun suresi yapıyor mu bunu? Yapıyor. Seni dini inkar etmekle suçluyor mu? Suçluyor. Sonra da sen nüfus kağıdımda Müslüman yazılı. Ben hatunun başını da örtüyorum. Senede bir iki de umreye gidiyorum bilmem ne ayaklarına. Yemeğe otururken de besmele çekiyorum. Zıkkım zehir yiyesin, o besmele lanetlesin seni. Çünkü yediğin haram. Ben Müslümanım. Bu dünya tamam, cennete de ben gideceğim. Gider de görürsün şeyinin şeyini orada. Nereye gideceğini. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki, deşifre ediyor bu irinli mantığı. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ Biz zalim miyiz ki Müslümanlara mücrim muamelesi yapalım? Yapıyorsak mücrim demektirler. Sen Müslüman demekle Allah sana Müslüman muamelesi yapmaz. Nüfus kağıdına yazmakla yapmaz. Eyleme bakacak. Evet. Neniz var sizin? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Şimdi bu irinli mantığa sarsıcı sorular soruyor. Ey Allah'ın cezaları. Sizin neyiniz var diyor. Maaleküm. Bak. Maaleküm. Neniz var sizin? Keyfe tahkümün. Ne biçim hüküm veriyorsunuz siz ya? Cenab-ı Hakk'a bakar mısın? Bu nasıl bir hitap, nasıl bir sarsma, nasıl bir azarlama, nasıl bir tokatlamadır? Devam et. Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz? Aman! Benim kitap bu diyor. Siz bu çarpıklıkları yaptığınıza göre sizin başka bir kitabınız var diyor. Oradan herhalde alıyorsunuz bunları. Ya daha nasıl diyecek? Nasıl diyecek daha? Bunu ben desem? Vay! Bizi kitapsızlıkla, başka kitaplara inanmakla itham etti bilmem ne. Kur'an yapıyor bunu. Sizin kitabınız da yok. Kitap buysa sizin kitabınız yok. Allah bunun anlattığıysa sizin Allah'ınız da yok. Sizin Allah'ınız yok. Allah adında bir putunuz var. O başka, bunun anlattığı Allah başka. Evet. Onda keyfinize uyan her şeyi rahatça buluyorsunuz. Demek ki bu yüzden. Tabii, Kur'an. Adam diyor ki bana, ya hocam diyor, sen de önemli adamsın ama diyor, bazen de diyor zıvanadan çıkıyorsun. Ne yapmışım dedim. Hemen söyle de not alayım, düzelteyim kendimi. Kur'an. Ya kardeşim diyor, Kur'an'la din olur mu? Dedim ki, sen bunda samimiysen ve buna güveniyorsan, Allah şahit olsun. Allah'ın huzurunda ben Kur'an'la din olur diyeceğim. Sen de Kur'an'la din olmaz diyeceksin. Sözünde misin? Canım o başka, ben onu demek istemedim de. Yo, kıvırma. Sen ne dedin? Müftü efendi, müftü bu hem. İl müftüsü. Sen ne dedin? Zırvalıyorsun bazen dedi. Kur'an'la din olur mu? Bir tanesi bir soysuz da diyor ki,
biz Kur'an'ı dini öğrenmek için okumayız. Teberrüken okuruz. Vay ciğeri bozuk. Dini nereden öğreniyorlarmış hocam? Ha? Dini nereden öğreniyorlarmış o zaman? Kimisi siyadan, kimisi papadan. Tamam mı? Kimisi kiliseden. Kimisi de efendilerimiz, hazaratımız, bilmem ne, üstazımız vesaire dediği putlarından öğreniyor. Tam burada bahsettiği şey başka bir kitaptan yani. Kesinlikle. Şimdi onu Mü'minun suresinde açacak o kitap. Hı hı. Yedek kitaplar edinmeyi. Oku. Yoksa sizin lehinize üzerinizde kıyamete kadar uzanacak yeminler mi var da siz ne hükmederseniz oluverecek? Bak, yoksa diyor birisi sizin her dediğiniz olacak diye yeminle bunu teminat altına mı aldı? Şu tokatlamaya bak. Evet. Biraz bu korkusuzluk nereden geliyor, garantiniz ne gibi bir soru soruyor galiba hocam, değil mi? Yani nereden alıyorsunuz bu gücü? İmansızlıktan alıyorlar. Evet. Evet. Sor onlara, böyle bir şeye hangisi kefil? Of. Of. Doldukça sert bir cümle hocam aslında. Evet. Yoksa kendilerinin ortakları mı var? Buyur. Emlehum şurake. Bak devam ediyor. Eğer doğru sözlüler iseler çağırıversinler ortaklarını. Felletü şurake min kanu sadık. Getirin diyor şunları. Getirin. Ben buradayım diyor Kur'an. Getirin bakalım. Evet. Baldırın çıplak kalacağı, secde etmeye çağrılacakları gün onu da yapamayacaklar. Yeme yükşef ansakın, baldırın çıplak kalacağı. Yani artık dünyalık hiçbir varidatın, hiçbir servetin, hiçbir şeyin, hiçbir işe yaramayacağı zaman. Evet. Gözleri yere eğilmiş, benliklerini zillet kaplamıştır. Onlar sapasağlam oldukları zaman da secde etmeye çağrılıyorlardı. Devam edeyim mi hocam? Bu sözü yalanlayanla beni baş başa bırak. Hah. Onları bilmedikleri yerden yakalayacağız. Şimdi. Diyor ki. Bu sözü yalanlayanlarla yani Kur'an'ı beni baş başa bırak. Ben onları bilmedikleri yerden yakalayacağım. Bakın bunu Müzzemmil ve Müddessir'de daha açık verecek. Bundan sonraki iki surede. Cenab-ı Hak ısrarla diyor ki benimle yarattığım arasına girmeyin. Sen aydınlatmanı yap, tebliğini yap, söyleyeceğini söyle, uyarını yap, yalnız jandarmalığa kalkma. Hı. Kullandığı tabirler, müsaitir, baskıcı, despot olma. Hafiz, bekçi havalarına girme. Vekil sakın olmaya kalkma. Evet. Evet. Süre tanıyorum onlara. Tuzağım ha. Gerçekten zorludur benim. Süre tanıyor. Şeyde söyleyecek bunu İbrahim suresinde. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Sakın diyor Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz, gafil zannetme. Bir hikmete mebni onlara mühlet veriyor. Diyalektik yürüyecek. Polarite yürüyecek. Çift kutupluluk. Bugün onu yazıyordum bir dosyada, o bahis geldi. Çift kutupluluk. Zevciyet. Allah'tan başka her şey çift. Ying yang. Ve felsefelerde de böyle. Diyalektik zaten bu. Tez antitez, tez antitez, tez antitez, tez antitez. Tez antitez, sentez.
tekrar çözülüp başlıyor. Tez, antitez, sentez tekrar çözülüp başlıyor. Kedi kuyruğunu takip eder gibi. Hem enerjiyi üretiyor, hem etrafında dönüyor. Kendi enerjisi, kendi hareketini sağlıyor. Varlık böyle, diyalektik yapı bu. Onun için, yani Allah'ın gücü yetmiyor mu? Bu tabii kafayı herhalde çöplükten alıp omuzlarının üstüne koymuş adam. Şuraya bakar mısın sığlığa, aptallığa? Allah'ın gücü yetmiyor mu da bu kadar kötülüğe seyirci kalıyor? Bırak ya falan. Tekamül dediğimiz şey seyirci kalmıyor. Takip ediyor. Bir hikmeti var. O da senin gibi iki bacaklı eşeklerin suretini taşıdığı insanın hakikatine ulaşsın diye bunu yapıyor. Sen o çileleri çekmeden o hakikate ulaşamazsın. Öyle iki bacağın üstünde eşek olarak gelir, eşek olarak gidersin. İnsan suretinden ve eşek tinetinden insan hakikatine geçmek için çile çekmek lazım. Istırap çekmek lazım. Evet. Bir ücret mi istiyorsun kendilerinde? Bak hala devam ettiriyor. Evet. Allah'ım ya Rabbim, kurban olduğum Allah. Bakar mısın? Nasıl bir öfke duymuş? Kaç ayet oldu? Evet. Yani diyor ki sen bunları anlatıyorsun, ediyorsun. Sanki diyor bir çıkarın var, bir şey istiyorsun da. Yani sana bir de hesap sormaya kalkıyorlar. Evet. Bir ücret mi istiyorsun kendilerinden de onlar bir borç altında eziliyorlar. اَمْ تَسْأَلْهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ Altından kalkılmaz bir borç altına mı sokuyorsun bunları, ücret isteyerek bunlardan? Ne ücreti? Cenab-ı Peygamber bütün nimetleri etrafına dağıtmış, bütün çileleri, yoksullukları, sıkıntıları kendisine ve ailesine pay çıkar. Sonunda da bütün ailesini zehirle, kılıçla katlederek yok ettiler, tarumar ettiler. Bütün onlardan sonra reva gördükleri o. Şimdi benim ileriki zamanlarda Allah nasip ederse çıkacak. Şu anda outline'ı var önümde, yani tasavvur planı. İhanete uğramış bir peygamberin kitabı. İhanete uğrayan bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Kitabı da bu kitap. Önderim ve mürşidim saydığım Muhammed İkbal'in bir tasavvuru vardı. Hayatı kafi gelmedi, onu yazamadı. Unutulmuş bir peygamberin kitabı. Başlığını koymuş, dosyasını açmıştı, ömrü vefa etmedi. Allah nasip ederse böyle birkaç şeyi İkbal'in yarım bıraktığını ben tamamladım. Bu da nasip olursa ben o adla yayınlayacağım onu. İhanete uğramış bir peygamberin kitabı. Unutulmak ne demek? Ne unutulmaz? Önce ihanete uğradı, sonra da unutuldu. Evet. Yoksa gayb yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Bak. Hala devam. Evet. Hala devam. Evet. Artık Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Balığın dostu gibi olma. Yani bunlar bu işte diyor. Senin elinde de en kuvvetli silah, en güvenilir dayanak sabırdır.
Balığın dostu gibi olma Hazreti Yunus. Vela tekün ke sahibil hut. Acele etti. Kendi kentini, kavmini horladı, aşağıladı, tahkir etti, lanetledi, çekti gitti. Sonra da Allah ona işte o imtihan, işte balığın karnı filan, onların hepsi sembolik ifadelerdir. Ama bir çile berzahından geçti. Sonra döndü tekrar kentine, yurduna ve onları kurtardı. Öyle olma diyor. Yani bunlar bu rezillikleri yapıyorsa ben yokum bu işte kardeşim. Böyle bir şey diyemezsin. Arı ben bal yapamam diyemez. Tıpkı kobra yılanının ben zehir yapamam diyemediği gibi. Her ikisi de mazharı olduğu şeyi yerine getirecektir. Şimdi teşbihte hata yok. Peygamberler ve onların varisi olan ilim ve fikir erbabı bir nevi arıya benzer. Ben bal yapamam diyemez. Ben diyebiliyorum. Ben o kervanın en naciz neferlerinden biriyim. Diyebiliyor muyum? Benim yani akıl izan işi mi şimdi? Akılla izah edilir mi bu yani? Benim hatta şimdi şurada ne işim var benim? Ayaklarımı uzatıp müzik dinleyip, kitap okuyup veya televizyon seyredeceğim. Hiçbir şeye benim bir ihtiyacım yok. Gezeceğim, yiyeceğim, içeceğim, keyif yapacağım. Yok. 4,5 saat narkozda, ameliyatta çık. Vücudundan organ gitmiş. 5. gün hastanenin odasını stüdyo yap, oradan benim program aksamasın diye devam. 1 hafta aksamamıştır. O televizyon, bu televizyon. En az bir program mutlaka, bakın 4 sene, 4,5 sene neredeyse. Yine de bir yığın şeyle boğuşuyoruz yani. Öyle her şey güllük gülistanlık değil yani. Geçirdiğimiz badire ortada. Ama çare yok. Evet, ilme sahip olmak ağır da bir sorumluluk getiriyor ve o ilmi paylaşmakla da mükellef tutuyor. Ben başkasını yapamam. Benim gibilerin hiçbiri yapamamıştır başkasını. Bizim elimizde değil. Evet. Hani o öfkelendirilmiş bir halde yakarmıştı. Yani Hazreti Yunus. Hı hı. Sahibul Hut veya Zennun, iki lakabı var Kur'an'da. Evet. Eğer ona Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı, horlanmış bir halde cas cavlak bir yere atılırdı. Ya. Çünkü nasıl nefret etti? Nasıl siz benim İrşadıma, benim aydınlatmama layık değilsiniz diye lanetledi o kavmini. Kur'an asla bunu kabul etmiyor. Diyor ki bir yerde, diyecek, göreceğiz. اَفَنَدْرِبُ عَنْكُمُ السَّفْحَا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ Siz zulme sapmış, zalimleşmiş bir güruhsunuz diye biz Kur'an'ın uyarısını ve aydınlatmasını sizden uzak mı tutacağız zannediyorsunuz? Hayır diyor. Ona rağmen onu ulaştıracağız size. Evet. Peki hocam, süremiz kısıtlıymış ama son 3 ayetimiz kaldı. İsterseniz okuyayım. Fakat Rabbi onu seçip yüceltti ve barışseverlerden yaptı. İşte Hazreti Yunus. Hı-hı. Anlattım. O gelecek ileride yine. O küfre sapanlar zikri, Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. Bu tam bir cinlidir diyorlardı. Oysa ki o zikir, Kur'an, alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Şimdi Kur'an'ı dinliyorlar. Arap edebiyatı zirvede. Zirvede. Kur'an'ı dinliyorlar, o zirvedeki edebiyat cüce kalıyor. O muallakat şiirleri ki ben onları ezberleyerek okudum gençliğimde.
o Kabe'ye asılan yarışlar sonucu seçilmiş. Muhteşem. İnsanlık onların şiirde bir benzerini vücuda getirememiştir. Fakat Kur'an gelince bunlar solda sıfır kaldı. Şimdi buradan bir kıskançlık duyuyorlar. Diyorlar ki ya bu yetim Muhammed bu nasıl bunları bu sözleri? Buna cinler yardım ediyor. Bu başka bir yolu yok bunun. Bu Mecnun diyor yani cinlenmiş, cin tasallutuna uğramış. O kıskançlık yüzünden diyor bunlar Kur'an'ı dinledikleri zaman kıskançlıklarından gözleriyle seni devirecek hale gelirler. Bu haset, evet. Bu felakettir. Buna herkesin dikkat etmesi lazım. Ama bu kadar hasetle önemsediğiniz, büyük gördüğünüz bir kelama niye teslim olmuyorsunuz? Kur'an onu da soruyor. Sayıyor, sonunda diyor ki فَاَيْنَ تَذَهَبُونَ Bütün bunlardan sonra nereye gidiyorsunuz diyor ya. فَاَيْنَ Nereye gidiyorsunuz? Nilay'cığım, bu Kur'an insanı çıldırtır. Bütün güzelliklerin mega noktada ifadesi olarak kullanıyorum o kelimeyi. Çıldırtır. Ne mutlu Kur'an'la çıldıranlara. Çıldırırlarsa Allah onlara akılların en muhteşemini hediye eder. Kusura bakmasın kimse. Yine birileri uyuz olacak ama ben o bahtiyarlardan biriyim. Kur'an beni önce çıldırttı. Sonra da bana eşsiz bir akıl bahşetti. Evet. Peki hocam. Ağzınıza sağlık. Süremizin de sonuna geldik. Kalem suresini de bitirdik haftaya. Deizm kitabını unutmayalım. Evet. Bir daha gösterin arkadaşlar. Bu okunacak. Bu okunacak. Peki. Müzzemmil suresinden doğru mu söyledim Müzzemmil'den hocam? Müzzemmil'den devam edeceğiz. Tamam, devam edeceğiz haftaya. Bu akşamlık bu kadar. Haftaya çarşamba tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.